Evet başkanım, bugün Ergene Velimeşi Spor'la Vatandaşlar ise sponsorluk anlaşması yaptı. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz öncelikle? Tabii ki çok net söyleyeyim, yani yeterli desteği Tekirdağ'dan göremiyoruz ama ben Vatan Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim için bir adım attılar, sağlık sponsor oldular. Tabii bizim için sevindirici, mutlu bir gün. Tabii aynı zamanda ben tüm hastane temsilcilerinin, yönetim kurulu başkanımızın, tüm topçularımızın, yönetim kurulunun bayramını kutluyorum. Tabii tarihi bir gün. Birçok mutluluğu sabahtan beri yaşıyoruz. Bu akşam da yaşamaya devam edeceğiz ve tabii ki sağlık sponsoru Vatan Hastanesi oldu. Ben tabii kendilerine ayrıca, hakikaten bizim için büyük bir onur. Böyle destekleri bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Tabii ki bu işler dayanışmayla oluyor, destek de oluyor. Tabii çok yolun başındayız. Buradan sizin ayrıca çağrı yapalım. Meclis başkanımızdan milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, siyasi partilere, herkese çağrı yapıyoruz sizin aracılığıyla. Destek bekliyoruz. Bu takım Tekirdağ'ı temsil ediyor. Ergene'yi gururla temsil ediyor. Ortada bir başarı var. Bu başarı herkes sahiplenmeli, desteklemeli diye düşünüyorum. Şu ana kadar yok tabii. Yani nedir? Bu işin prosedürü vardır. Topu yuvarlatmaya gerek yok. Biz zaten topçuyuz. Topu taşa atmaya da gerek yok. Nedir? En kolay yapmak istenirse olur. İşte al, Vatan Hastanesi. Yap. Niyet etti, oldu. Sonuçta nedir? Şirketler var, değil mi? Şirketler aracılığı olur mu? Olur. Yani Tekirdağ'ın, Büyükşehir'in birçok şirketi var. Zaten diğer ticaret yapanlarımızın şirketleri var, fabrikalar var. Sponsorluk anlaşmaları vergiden de düşüyor, yapılan masraflar. O yüzden topu yuvarlamaya gerek yok diyorum, yani destek bekliyoruz arkadaş. Peki stat yapımı ile alakalı bir gelişme olacak mı yakın zamanda? Velimeşi stadı ile alakalı bir proje var mı? Sayın Mustafa Yel, milletvekilimiz 3 tane ilçeye stat yapacağını ifade etmişler. Tabii inşallah yaparlar da, yani bu siyaset vaatte havada kalmaz. Onlara yapsınlar, biz istemiyoruz ya. Onlara yapsınlar, sorun yok. Onlara yapsınlar. Süleyman Paşa, Çerkezköy, Kapaklı mıydı? Kapaklı. Yani futbol yok, spor tabii ki var, inşallah olur yeni yeni de yani, ama esas Tekirdağ'ı temsil eden bir kulüp var. Yani insan bir açar sorar yani, veya tebrik eder, başarılar der. Para istemiyoruz arkadaş, manevi destek istiyoruz. Paradan ziyade yani bir telefon trafiği de yaşamadık şu ana kadar. Yani bekliyoruz açıkçası, yani destek bekliyoruz. Yani sayın basınımız tabii olması, zaten sesimizi duyuramayacağız herhalde. Yani çok küçük de olsa sesimizi size acı duyuralım. Dediğim gibi Tekirdağ çok şanslı konumda. Nedir? Meclis başkanımız Türkiye'nin ikinci adamı, meclis başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci adamı, genel başkanımız, milletvekillerimiz. Ben biliyorsunuz zaman zaman Karadeniz'e gidiyorum. Karadeniz'in gidenler de, muhtarlarımızı da göndermiştik. Denizin kenarında yüzme havuzum. Mantığı yok. Ama nedir? Milletvekilleri, Trabzon milletvekilini tebrik ediyorum. Spor stadımız mevcut şimdi şu anda. Çoğuluspor'un büyük bir stadı var. Çorlu'ya yapılması mantıklı mı sizce şimdi şu anda yeni yapılacak olan stadın? Yani yeni yapılacak olan 3 stattan bir tanesi Çorlu'ya yapılacak. Zaten Çorlu'nun şimdi şu anda buna bir ihtiyacı var mı? Onu düşünmek gerekiyor ama yani sizce mantık dediğimiz zaman burası mantıklı mı? Köklü bir geçmişi olan bir ilçemiz. Yani kulüpleri de var. Yani her yere yapılacaksa tabii ortak nokta olabilir. Biz vakıflarda biliyorsun 2 tane yerimiz var yolun kenarında. Spor kompleksi de yapabilirler, yüzme havuzu da yapabilirler. Biz yeri bedava verebiliriz, sorun yok yani biz. Başkanım, en son isimle alakalı da bir gelişme olacağını söylemiştiniz ama bununla alakalı bir şey oldu mu? Ergene Velimeşe Spor ismi Tekirdağ Ergene Spor gibi, hani böyle bir şey olabilir mi şu anda? Var mı bir değişim? Ya şimdi biz tabii siyasetçiler iki arada bir deredeyiz. Tabii bu kararı verecek olan yönetim kurulu verecek. Biz tabii ki öncülük yapıyoruz ama Ergene Belediye Spor ismi daha önce alınmış, tescil hakkı. Yine Ergene Spor tescil hakkı da alınmış. Ben her zaman her platformda söylüyorum. Yani bütünlüğü sağlamak adına. Tabii şimdi bu sefer ne deniyor? Örneğin Ticaret Odası Başkanı'na gitti arkadaşlar. Rasim Başkan'ın takımı. Ya benim takımım değil. Bu takım herkesin takımı. Yani Rasim Başkan'a abayı yüklemişler. Yani arkadaş, yani benim bir yere kadar taşırım, bir yerden sonra taşıyamam. Yani gücümüz belli, sınırlı. Yani bir elin desteği farklı, iki elin desteği farklı. O yüzden yani
Onlardan ricam herkes desteklemesini bekliyoruz. Yani az da olsa sanayicilerimizden destek bekliyoruz. Yani böyle bir şeyi örneğin geri saralım mantığı kim hayal edebilirdi? Ama lafa gelince oturuyoruz süpürmasi ederken veya kahvede veya ticarethanemizde ya bir takımımız yok diyor. Ya var. Ergenebirimiz spor. Yani ama olanı da desteklemiyoruz. Meclis başkanımızdan, milletvekillerimizden geçmiş dönemlerde Tekirdağ TRDAŞ'tan Tekirdağ Spor'a 500 bin lira yardım çıkardılar. Yani biz de Tekirdağ'ı temsil ediyoruz. Bu işin siyaseti yok ki spor. Spor demek kardeşlik demek. Birlik beraberlik demek, kaynaşmak demek, yöreyi temsil etmek demek. O yüzden iktidar milletvekillerimden farklı destek bekliyorum. Bugün sponsorluk anlaşması yaptınız. Siz neler söylemek istersiniz? Desteğinizi Ergenebirim Meclispor'a verdiniz. Buyurun. Vallahi başkanım öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında güzel cümlelerle taşlandırdı neticeyi. Yukarıda yaptığımız açılış konuşmasında da belirttiğim üzere biz Çorlu Vatan Hastanesi olarak Trakya'nın ilk özel hastanesiyiz ve sadece Çorlu'ya değil Trakya'nın tüm hem spor kulüplerine hem diğer kurumlarına elimizden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyoruz. Ergenebirim Meşe Spor'da oldukça başarılı bir sonuca imza attı. İkinci lige yükseldi. Biz de Trakya'nın hastanesi olarak Trakya'nın spor kulübüne elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bugün sözleşmemizi imzaladık. Umarım bu sezonda hiçbir sakatlanma olmaz. Tüm sporcularımız sağlıklı bir şekilde ligi tamamlar diye ben ümit ediyorum.